Evet arkadaşlar bu dersimizde 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Şimdi bazılarınız diyecek ki hocam bizim hocamız bizim öğretmenimiz sadece test soracak. Onlar da endişe etmesinler. Son 2 sayfada sadece test soruları var. Eğer hazırsanız ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olduysanız hadi gelin başlayalım. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda 10 puan değerinde doğru yanlış soruların olduğunu görüyoruz. Hangi ünite ile alakalı sorular var burada? Burada dördüncü ünite ile alakalı sorular var. Hemen başlayalım. Mısırlılar resimleri simgeleyerek papürüs denilen yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır. Arkadaş burada ya, papürüs yanlış olmuş. Papürüs yerine ne olması gerekiyordu? Hieroglif yazı olacaktı. Yani resim yazısı olması gerekiyordu. Ancak papürüs yazmışlar. O yüzden yanlış yazıyoruz. İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çeşitli araçlar kullanmışlardır. Bu doğru arkadaşlar. Kimisi duvarlara yazmış, tabletlere yazmış, kimisi kağıda yazmış, kimisi hayvan derisine yazmış ama bir şekilde bazı kaynaklara yazaraktan çeşitli araçlar kullanmışlardır. O yüzden doğru diyoruz. Matbaanın icadı ile kitap fiyatları ucuzlamıştır. Buna da doğru diyebiliriz. Matbaa neydi? Kitap basma aracıydı. E artık matbaa ile birlikte çok fazla kitap basabildiğimize göre elimize çok olan şeyler daha ucuz olacağı için tabii ki de fiyatlar ucuzlayacak. İlk dünya haritası Katip Çelebi çizmiştir diyor. Arkadaşlar bu yanlış. Katip Çelebi değil kim çizmişti? Piri Reis çizmişti. O yüzden buraya da yanlış yazabiliriz. Ali Kuşçu Ayın haritasını çıkarmış ve bu çalışmaları nedeniyle Ay'da bir bölgeye onun ismi verilmiştir. Bu doğru bir bilgidir arkadaşlar. Ali Kuşçu daha çok ne yapıyor? astronomiyle uğraşıyor ve önemli çalışmaların altına imza atıyor. Sıfır sayısını matematiğe kazandıran kişi Cezeri'dir diyor. Yanlış olmuş arkadaşlar. Cezeri değil ne olması gerekiyordu? Harezmi olması gerekiyordu. O yüzden buraya da yanlış yazıyoruz. Farabi Aristo'nun düşüncelerini geliştirerek ikinci öğretmen ünvanını almıştır. Bu da doğru bir bilgi arkadaşlar. Buhar gücünün makinelerde kullanılmasıyla üretimde kol gücünden makine gücüne geçilmiştir. Doğrudur. E çünkü artık makineler olduğu için insan gücüne, hayvan gücüne, kol gücüne ihtiyaç kalmıyor. Teknoloji gelişmeye başladı çünkü. Günümüzde kullanılan makinelerin temeli buhar gücünün makinelerde kullanılmasına dayanmaktadır diyor. Bu da doğru olacak arkadaşlar. Buhar gücüyle üretilen makineler zamanla daha da güçlü makineler haline getiriliyor. Böylelikle seri üretime geçmeye başlıyoruz. Kağıdın icadı tarihi devirlerin başlangıcı olarak kabul edilir diyor. Bakın bu da yanlış. Kağıdın icadı yerine ne yazmaları gerekiyordu? Yazının icadı. Yazının icadıyla tarihi devirler başlamıştır. Unutmayalım. Böylelikle 10 puan değerindeki birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda 20 puan değerindeymiş. Peki hocam hangi üniteler var burada? 5 ve 6. üniteler ile alakalı sorular var. Arkadaşlar ilk 5 soru 5. ünite ile alakalı. Son 5 soru ise 6. ünite konularını kapsıyor. Yukarıda bize bazı kelimeler vermiş. Boşluklara uygun bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Çırak kalfa usta silsilesi ile meslek edindiren ve üyeler arasında dayanışmayı sağlayan teşkilatın adını soruyor. Biz bu teşkilata ahi teşkilatı adını veriyoruz. Ahi Evran tarafından kurulmuştu. Ve özellikle esnaf ve zanaatkarlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmaya da katkı sağlamasıyla ön plana çıkmıştır. Lösemili çocukların tedavisi için kurulan sivil toplum kuruluşu. Neydi bu? Lösev'di arkadaşlar. O zaman Lösev'i de iliyoruz Hazine yük olmadan toprak gelirleri üzerinde asker yetiştirme sistemini soruyor. Biz bu sisteme de tımar sistemi adını... Veriyorduk. Arkadaşlar tımar sisteminde e, tımar sahibine toprak verilirdi ama toprakların asıl sahibi yine e, devletti. Tımar sahibi burada asker yetiştirirdi, tımarlı askerler yetiştiriyor ve bunların maaşlarını kendisi öderdi. O yüzden hazineye yük olmazlardı. Osmanlı'da devlet adamı yetiştiren okulun adını sormuş. Biz bu okula ne diyoruz? Enderun Mektebi adını veriyoruz. Bakın bu... Ee, bu okul çok önemlidir. Devlet adamları, yöneticileri buradan yetiştiriyor. Bakın padişah dışındaki e, görevlileri biz burada yetiştirebiliyoruz. Sadrazam dahil buradan çıkabiliyordu. Erozyon ile mücadele eden sivil toplum kuruluşunun adını soruyor. Bu kuruluşumuzun adı da Tema'dır arkadaşlar. O zaman temayı da ele Demokrasinin en iyi uygulandığı yönetim şeklinin adını soruyor. Demokrasi tabii ki de cumhuriyet yönetim şeklinde en iyi bir şekilde uygulanabilecek. Çünkü millet egemenliği cumhuriyet yönetim şekliyle en uyumlu yönetim şeklidir. Atatürk döneminde kurulan ilk muhalefet partinin adını soruyor. Bakın ilk kurulan parti zaten Atatürk tarafından kurulmuştu. Cumhuriyet Halk Fırkası'ydı. Ama bize muhalefet partisini soruyor. İlkini sorduğu için cevabımız terakki perver cumhuriyet fırkası olacak. Bakın serbest cumhuriyet fırkası da bir muhalefet partisidir ama ikinci kurulan muhalefet partisidir. Din ve devlet işlerinin ayrı tutulduğu devlet anlayışının ismini soruyor. Biz bu anlayışa laik devlet adını veriyoruz. Laik devletlerde din ve devlet işleri ayrı tutulurdu. Halkın ihtiyaçlarını karşılayan devlet anlayışının adı da biz buna sosyal devlet anlayışı diyoruz. O zaman sosyal devleti de eriyelim. Bakın halkın ihtiyaçlarını karşılıyorsa, onlara hizmet ediyorsa, onlara yol, köprü, hastane yapıyorsa ve bunun benzeri şeyler yapıyorsa biz bu anlayışa sosyal devlet anlayışı adını veriyoruz. Son sorumuza baktığımızda kanunların tüm vatandaşlara eşit olarak uygulandığı devlet şeklidir. Bakın kanunlardan bahsettiğine göre biz bu devlet şekline hukuk devleti adını veriyoruz. O zaman hukuk devletini de eleyebiliriz. Böylelikle 20 puan değerindeki İkinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda 10 puan değerinde bize bir eşleştirme sorusu verilmiş. Hocam hangi ünite konularını kapsıyor? Bu soruda 7. ünite konularını kapsıyor. Hemen bakalım ve eşleştirelim. Ortak mirası korumak amacıyla yapılan kuruluşun adını soruyor. Biz bu kuruluşa UNESCO adını veriyoruz. O zaman UNESCO'nun karşısına bir yazabiliriz. Karadeniz Havzası'ndaki ülkelerin ekonomik işbirliğini amaçlayan e, kuruluşun adını soruyor. Biz bu kuruluşa da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü adını veriyoruz. O zaman onun da karşısına 2 yazalım. İnsanların beslenme düzeylerini yükseltmek ve üretimi arttırmak amacıyla kurulan teşkilatın adı onu da FAO diyoruz. O zaman karşısına 3 yazalım. Dünya barışını korumakla görevli kuruluş o da Birleşmiş Milletler'dir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlar ölmesin, yaralanmasın, işte yaşadıkları problemleri barış yoluyla çözsün diye birleş Milletler kurulmuştur. Sağlık alanında çalışmaları ve işbirliğini desteklemek amacıyla kurulan teşkilat zaten ona da U kaldı. Onun da karşısına 5 yazabiliriz. Böylelikle 10 puan değerindeki 3. sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi gelelim dördüncü ve son kısma bize 12 tane test sorusu vermiş ve 60 puan değerinde. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türk tarihindeki demokratik gelişmelerden birine yer verilmiştir diyor. Bakın bunların hepsi demokratik bir gelişmedir ama e, Türk tarihinde olanı bulalım. İnsan ve yurttaş hakları bildirisi Türk tarihi ile alakalı değil. Tanzimat fermanı işte Osmanlı Devleti zamanında demokrasi yolunda atılmış bir adımdı. Magna Carta da bizle alakalı değil. Hamurabi kanunları da bizle alakalı değil. O yüzden cevabımız B seçeneği. İkinci soruya baktığımızda Akkoyunlu Devleti'nin elçisiyken İstanbul'a geldiğinde Fatih'in zekası ile etkilenen ve Fatih'in ricası ile Osmanlı medreselerinde hocalık yapan bilim insanıdır. Astronomi alanında önemli çalışmaları olan bir bilim insanıymış. Kimdir bu? Ali Kuşçu'dur arkadaşlar. Bizzat Fatih Sultan Mehmet'in isteği üzerine Osmanlı Devleti'ndeki medreselerde görev yapmaya başlamıştır. Şimdi gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda diyor ki yukarıdaki devlet organların görevleri hangisinde doğru sırada verilmiştir diyor. Bakın bağımsız mahkeme. Mahkeme varsa mahkemenin görevi nedir? Yargıdır arkadaşlar. O zaman yargı olmayanı eleyelim. Bakın gitti, gitti. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevi yürütme görevi vardı. Yürütme olmayanı eleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi o da yasama yetkisine sahip olduğuna göre yargı, yürütme ve yasama yani cevabımız B seçeneği. Dördüncü soruya baktığımızda tıp, felsefe, matematik, astronomi, kimya gibi farklı bilim dallarında 200'den fazla eseri varmış. Bakın Avrupa'da Avicenna olarak tanınıyormuş. El Kanun fit tıp yani tıbbın kanunu adlı bir eseri varmış. Mikroskop keşfedilmeden önce mikropların hastalıklara neden olduğundan bahsetmiş. Kimdir bu bilim insanı diyor? Tabii ki de i̇bn Sina'dır. Özellikle i̇bn Sinan'ın yazmış olduğu bu tıbbın kanunu adlı eser Avrupa'da uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur. O yüzden cevabımız B seçeneği. Beşinci soruda Türk milleti kendisini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur. Yukarıdaki paragrafta Cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır? Şimdi arkadaşlar yukarıda seçimden bahsediyor. Millet egemenliğinden bahsettiğine göre biz buna demokratik devlet adını veririz. Bakın başa geçecek kişiyi biz belirliyormuşuz. En çok oyu alan tabii ki de ülke yönetimde söz sahibi oluyor. Yani biz buna demokratik devlet diyoruz. 6. soruda Osmanlı Devleti'nin pek çok şehirlerinde Camilerin, kiliselerin, sinagogların iç içe olması aşağı hangisinin göstergesidir? Şimdi arkadaşlar üç farklı dine ait ibadethane yan yana aynı sokakta olabiliyormuş. Bu neyin göstergesidir? İslamiyet'in üstün bir din olduğundan alakası yok. E çünkü üç tane din yan yana. Osmanlı Devleti'nin mimari alanda çok geliştiğinin mimariyle de alakası yok. Osman Devleti'nde hoşgörü ve inanç hürriyeti olduğunun göstergesidir. Zaten inanç hürriyeti olmasaydı 3 tane farklı dine ait yapı yan yana durabilir miydi? Duramaz. O yüzden cevabımız C seçeneği. 7. soruda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi mahkemelere emir veremez kararlarına müdahale edemez. Anayasanın bu ilkesiyle aşağıdaki eden hangisi vurgulanmak istenmiştir? Şimdi bakın mahkemelere kimse emir veremiyorsa, kimse dokunamıyorsa o mahkemeler nasıl mahkemelerdir? Bağımsız mahkemelerdir. Hemen bakıyoruz şıklara. A seçeneğinde yargı bağımsızlığını gördük. O yüzden cevabımız A seçeneği. 8. soruda aşağıdaki bilimsel gelişmelerden hangisi sanayinin gelişmesinin temeli olarak kabul edilir? Şimdi sanayi inkılabının temelini bulduğumuzda cevabı da bulmuş oluyoruz. Matbaanın sanayiyle alakası yok. Güneş merkezli sistemlerin alakası yok. Ama buhar gücüyle makinelerin yapılmaya başlanması sanayi devriminin başlangıcıdır. Önce buharlı makineler oluyor, sonra gelişerek devam ediyor. O yüzden cevap C seçeneği olacak. Şimdi gelelim 9. soruya. Toplum içerisinde siyasi idarenin bir parçası olamayan ve sivil toplum alanında etkinlik gösteren kurumlara sivil toplum kuruluşları denir. Buna göre şekillerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amacı olamaz? Şimdi siyasi partilerin çalışmalarına destek vermek. Arkadaşlar sivil toplum örgütlerinin partiler ile hiçbir alakası yakınlı olamaz. O yüzden siyasi partilerin çalışmalarına destek verme gibi bir görevleri yoktur. 13 soruya baktığımızda aşağıdaki hangisi ülkemizin layık devlet olmasıyla ilgili bir ilkedir? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken kelime layık devlet. Yöneticilerin yaptığı işlemlerin yargı denetimine tabi olması. Bakın bu hukuk devleti olduğumuzu gösterir. Suçluluğu kanıtlanıncaya kadar herkesin masum olması. Bunun da laiklikle bir alakası yok. İnsan hak ve özgürlüklerin anayasada kanunlarla güvence altında olması. Bu da burada da kanunlardan bahsediyor. Ama devletin resmi dininin olması, olmaması ve her dinin mensubuna eşit bir mesafede olması dini özgürlüğün bir göstergesidir. Bu da laik devletlerin önemli özelliğidir. O yüzden cevabımız D seçeneği. 11. soruya baktığımızda Meslek seçimi bireyin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu süreçte en uygun olan meslek seçebilmek için kendimize bazı sorular sormamız gerekir. Aşağıdaki sorulardan hangisi doğru mesleği seçmemize yardımcı olamaz diyor. Şimdi hangi işi ve mesleği yapmaktan mutluluk duyarım? Bu soruyu soracağız. E çünkü mutlu olmadığımız bir işi yapmamız bize eziyet verir. Kişiliğime en uygun meslek hangisi? E Buna da dikkat etmemiz lazım. Kişiliğimize uygun olmayan bir mesleği yaparsak zarar görürüz. Ailemin istediği mesleği mi seçmeliyim? Arkadaşlar işte yanlış olan soru bu. Ailemizin isteğine göre zaten seçim yapmayacağız. Neye göre? İlgimize, alakamıza, yeteneğimize, benliğimize uygun meslek seçmemiz gerekiyor. O yüzden cevap C seçeneği. Şimdi gelelim 12. soruya. Buhara doğumlu olan i̇bn Sina ciddi bir eğitim aldı ve oldukça erken bir dönemde tıbbi tecrübe kazandı. Onun başlıca tıp eseri olan tıp kanunu 5 ciltten oluşur. Bu anıt kitap açıklık ve derinliği ile tıp incelemeleri için aranan temel bir eser oldu. Yüzyıllar boyunca bu eser doğuda ve batıda başlıca bir başvuru kaynağı haline geldi. Birçok dile tercüme edildi ve sık sık yeniden basıldı. Buna göre i̇bn Sina ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenemez? Şimdi eserleri sadece döneminde geçerli olmuştur. İşte yanlış olan bu. Sadece döneminde değil i̇bn Sina öldükten sonra dahi birçok ülkede ders kitabı olarak okutulmuş. E, bilme öncülük etmiş, e, batıda kabul görmüş, önemli bir yere sahiptir. Bunları söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız A seçeneği. Sevgili arkadaşlar, böylelikle yazılı çalışmamızın sonuna geldik. Bu yazılı kağıdını indirebilmek amacıyla açıklamalar kısmında bir link bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz.